Çok önceden okuduğumuz ve unuttuğumuz kitapların bize bir faydası var mıdır? Her şeyin bize bir faydası vardır. Teşekkürler. İyi günler. Cemil Meriç'in çok alıntıladığım bir sözünü burada alıntılamam lazım. Birçok insan sadece hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diyor. Ne demek evet, istiyor? Çok... Bazı kişi fihrist gibidir. Okuduğu her şey sayfa sayfa, başlık başlık, nerede okuduğu, işte hangi sayfada geçti falan aklında kalır. Metni de tam olarak hatırladığı için falanca şöyle demiştir, filanca şöyle demiştirden öteye düşünce üretmekte zorlanır. Halbuki çoğumuz günlük yaşamda, hele ki bugün artık ona kitapta demeyelim de sosyal medyada okuduklarımızı da dahil edin, tonla enformasyon geçiyor içimizden. Bunların hiçbirinin literal olarak kelimesi kelimesine zaten hatırlamıyoruz. Fakat her türlü deneyimde bizi esas etkileyen şey işin semantik anlamından ziyade duygusal içeriğidir. Ve biz mesela bir kitabı okuduğumuzda o kitap bizde bir hal bırakır. O hale bağlı olarak bazı fikirler bırakır. O fikirler duygulara bağlı olduğu için. Ve onlar bizim artık bir parçamız haline gelir. Çok sevdiğim romanlar var. Mesela bunların en başında gelen, yani bir roman söyle desen hemen Puslu Kıtalar Atlası otomatikman aklıma geliyor. Burada sevgili İhsan Oktay Onar'a kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. O romanı birebir hatırlamıyorum. Yani böyle bir, tamam, Osmanlı döneminde geçiyor, eyvallah. Böyle bir işte rüya arasında, rüya gerçek arası Matrix var, bir senaryosu var, okey, eyvallah. Ama kitap sizde öyle bir hal bırakıyor ki o sizin artık bir parçanız haline geliyor. Şimdi okuduğumuz çoğu şeyde aynı durum var. Özellikle erken yaşlarda. Ben maalesef o konuda biraz fakirim. Sonradan bunu fark ettim. Klasiklerle meşgul olmak, klasikleri zamanında okumak, erken onlu yaşlarda. O klasiklerde çoğunu anlamasanız bile oradaki karakterler, oradaki karakter tahlilleri, olay analizleri. Diyelim Dostoyevski'nin bütün kitaplarını ya da birçok kitabını okumuş genç bir arkadaşım ileride mesela psikoloji teorilerini anlamakta, insan ilişkilerini yorumlamakta hiç zorluk çekmeyecek. Kitapları birebir hatırlamasa bile o Dostoyevski'nin düşünme biçimi, kalıbı ve duygusal örgüsü o arkadaşımızın malı olacak artık. Onun benliğinin bir parçası olacak. Dolayısıyla okuduğumuz her şeyi hatırlamak için okumuyoruz. Çünkü biz tablet ya da hard disk değiliz. Biz böyle bir şekilde tüketmiyoruz bilgiyi. Biz bilgiyi akıl dediğimiz bir bütünlük içerisine almak için okuyoruz. Bunun için de özünü bilirim. Yani hep derler ya, kıssanın hissesi önemli. Yani bu kıssadan ne hisse alıyoruz? Biz, bize ne kalıyor? Bu kısım önemli. Kimi pasajları hatırlar ama çoğumuz onun halini, duygusal çıktısını hatırlarız. Bu da bence çoğu zaman yeterli. Hocam, o kadar böyle yaramızın olduğu bir yere parmak bastınız ki ben de devreye girmek istiyorum bu noktada. Bizim öğrencilerimiz, ben bu arada psikoloji bölümündeyim, hani biliyorlardır zaten, klinik psikolog aynı zamanda. Bazen bizim öğrencilerimiz çok okuduklarını söylüyorlar. Böyle konuşuyoruz, gerçekten çok güzel sohbetler ediliyor ve evet, psikoloji teori kitapları çok okuyorlar. Yazılmış kitapların neredeyse işte kimin neden bahsettiğini, ne olduğunu o kadar güzel anlatıyorlar ki. Bir gün yine böyle bir durumda bir öğrencim şöyle bir şey dedi. Hocam, ben işte bunların hepsini okuyorum, böyle oluyor ama romanlarla zaman kaybetmiyorum. Böyle kalbimden vurulmuşa döndüm. İstediğimiz kadar psikoloji kitabı okuyalım, teorilerin hepsini öğrenelim. Ama onların hepsi aslında edebiyatta vardı. Biz o kuramları kurmadan, kuramları bahsetmeden önce bütün bu kuramların gerçek hayattaki yansıması edebiyatta karşımızdaydı. Siz bir hikayeyi tam olarak öğrenemezsiniz, hikayenin içine giremezsiniz, o hikayenin karakteriyle empati kuramazsanız karşınıza gelecek olanın, bu bir sadece danışan alıyor olmanız gerekmiyor, karşınıza gelecek her insanın hikayesine dahil olma becerinizden de almış oluyorsunuz. Bu şeye benzettim ben bunu ya. Kola içiyorum, ice tea içiyorum, kefir içiyorum, suya ihtiyaç duymuyorum, onunla gibi kaybedemem. O kadar güzel. Yani dediniz ki hocam, o bir su bizim için. O romanlara dahil olmamız lazım. Ya bu benim de bugün, hani sizin de arada kamu spotunuz giriyor ya hocam. Bu da benim kamu spotum gibi olsun. Çünkü roman okumanın zaman kaybı olduğuna dair böyle ince bir algı yakalamaya başladım insanlarda ve çevremde. Hani oysa bütün bu kitaplardan daha çok şey öğretiyor. Sadece biz ne öğrettiğini henüz hızlıca idrak edemiyoruz. Bu konudaki en büyük örnek de Proust. Hani Proust aslında sinir bilimci olarak da konuşuyoruz ya. Yazdığı romanlar aslında sinir bilim teorilerini edebiyatta hepsinden önce açıklamıştır. Ve o zaman daha biz birçok beyine dair bilgiyi bilmiyoruz. Bak, ben bugün bir yürüyüş yaptım. Ofisten eve doğru bir eğitim var.
vardı ona giderken. Storytel'de o ilk onunun katılımcılarından yakından tanıyorsunuz sevgili Ebru Cündübeyoğlu'nun. Perda diye bir romanı var. Açtım onu. Yolda dinledim. Yani iki bölüm dinledim. Yarım saatlik bir yürüyüşte. Bu arada çok iyi. Ebru muhteşem bir şey yapmışsın. Yani heyecanla gerisini bitireceğim. Ben onu bu gece yerim diye tahmin ediyorum. Bildiğimi zannettiğim 2-3 konuda öyle güzel birleştirmeler yapmış ki yolda yürürken o duyduklarımla bin bir tane hayalden geçtim ve bunu hiçbir tıp, hiçbir psikoloji, hiçbir nörobilim kitabında bulamazsınız. Ebru başarılı bir oyuncu. Aynı zamanda da içinden geçenleri bir roman çerçevesi içinde derleyip toplamayı tercih etmiş bir yazar. Onun penceresinden görünen bir şeyi hiçbir ders kitabında bulamazsınız. Bütün romancılar, bütün edebiyatçılar aslında bize böyle bir kıyak yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kendi bağlamlarında bir birleştirme yapıp önümüze hazır, yaşanmış, düşünülmüş, zihinde prova edilmiş bir şey koyuyorlar. O yüzden Hazal'cığım kamu spotun çok doğru. Ben de altını çiziyorum. Okuyun. Bu arada Ebru'ya da tekrar selamlar. Ellerine sağlık. Devamını bekliyorum. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, Ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.